Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bahçeye geldim. Sizin için bir video çekeyim dedim. Bu aralar biraz videoları aksattık. Her zamanki gibi. Her zaman diyorum ama aksıyor maalesef. Yaz zamanı. İşler yoğun. Gördüğünüz gibi domateslerin çoğunu söktük. Çünkü hastalık vardı biliyorsunuz domateslerde. Olmuyordu. O yüzden de en azından gördükçe moralimiz bozulmasın diye domateslerin çoğunu söktük. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir kısım kaldı. Bunlarda çünkü domates oluyor biraz. Bakın. Artık çoğu domatesde hastalık olduğu için bunları da böyle kaldırıp bağlamadık. Olan olsun diye. Bu neymiş böyle lan? Kocaman olmuş. Bu yumuşamış. Bunu da koparmak lazım. Maşallah bu ne böyle ya? Kocaman olmuş bu. Koparalım şöyle. Oy maşallah. Avucum kadar var ya. İlk defa bu kadar domates görüyorum ben. Hani bunu dışarıda görsek hormonlu deriz normalde. Ama Allah Allah. Nasıl büyümüş lan bu kadar? Enteresan. Şunu bir koyalım. Baksana ne biçim olmuş bu domates. Kocaman. Kopardın mı? Zaten az bir şey varmış. Tuttum koptu. Tamam iyi. Ergünlerini toplayacağız adamları. Kocaman nasıl olduysa bu kadar büyümüş. Yani. Olurmuşsa bu ya. Biz yiyemeyeceğiz bile. Buradan salçamızı malçamızı. İşte olmuyor ya. Bize yetecek olurmuş. Çok büyük olmuş bu. Şöyle bakalım diğer olanlara da. Biberlerimiz gayet güzel. Biberlerde sıkıntı yok arkadaşlar. Biberler böyle güzel güzel veriyor. Bayağı bir topladık biberlerden zaten. İşte domateslerde sıkıntı vardı. Domateslerde burada birkaç dalda oluyor. Böyle az bir şey kaldığı için de normalde ben bunu iple sırıkla bağlayacaktım yukarıya doğru. Ama moraller bozuldu. Hastalık vurduğu için çok da ellemedim. Burada olan olsun diye. Bunlar biraz biraz oluyor işte bunlardan. Şöyle gördüğünüz gibi bunlardan böyle biraz biraz oluyor bu tarafta. Olan olacak artık. Burada böyle salçalık biberlerimiz var. Bunlar salçalık biberlerdi galiba. Evet, iri biberler. Bunlar da oluyor. Onlarda sıkıntı yok. Sonradan diktiğimiz domatesler vardı. Yani enteresandır. Onlardan bir 2-3 hafta sonra dikildi bu domatesler. Ama bunlar da çiçek açıyor ama vermiyor. Bakalım evet. Daha veren domates yok burada. Hani dedik belki onlarda hastalık vardır. Bunları böyle güzelce bakın ipe bağladık. Kaldırdık. Yerle temasını kestik. Yere de temas etmiyor. Çünkü yere temas edince hastalık yerden geliyor diyorlar. Bunları da kaldırdık böyle ama. Bunlar da bilmiyorum. Çiçek açıp duruyor. Çiçek açıyor ama domates vermiyor. Yani şurada vermiş gerçi bir iki tane sanki. Evet burada vermiş domates. Aynen. O sadece bir dal vermiş. Başka da yok. Başka da yok arkadaşlar. Kopa çıkmış. Şöyle geçelim. Yavaştan kümeslerimizi açalım. Buradaki yandaki ağacın şeftalilerini topladık. Onlar olmuştu zaten. Bunlar da daha yeni olmaya başladı. Demek ki iki ağaç farklı zamanda. Bu ağaç daha geç olacak, olgunlaşıyor. Ama bu ağaçtakiler daha geç olgunlaşacak ama daha büyük olacak. Çünkü bayağı bir iri. Bunlar da yeni yeni olmaya başladı. İki ağaç farklı zamanda oluyor demek ki. Şöyle yavaştan geçelim. Burada neler var? Burada bamyalar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da böyle bir sıra bamyamız var. Burada bamyalar da oluyor. Koparıyoruz. Bakın. Şöyle. Burada bamyalarımız var. Bamya da oluyor. Sıkıntı olmuyor. Güzel oluyor yani. Ama bamyayı bir iki günde falan toplamanız lazım. Hemen hop büyüyor böyle. Tohumluğa doğru yol alıyor. Çok hızlı büyüyor bamyalar. Böyle yavaştan. Buraya geçelim. Şöyle bir iğne kapımızı açalım.
astronotlarımızı salalım hemen dışarıya. Astronotlarımızı saldık. Evet, burada bir tane daha var. Selam kardeş. Yumurta var. Yine normal, az. Havalar aşırı sıcak olduğunda kestiler biliyorsunuz. Ondan sonra da... Kurt değilsin değil mi lan? Ha? Yok, değilsin de değilsindir. 4 tane falan yumurtamız var burada. Aman kurk olma. Orada o takılsın. Şu kapımızı kapatalım. Ondan sonra brahmaları da açalım. Onlar da gezinsinler. Selam kızlar. Ne habersiniz? Hadi bakalım. Çıkın lan. Şöyle ispençlerimiz. Maşallah. Bu ispençlerden sadece bir tane kaybımız olmuştu biliyorsunuz. Diğerleri sorgusuz, sıkıntısız, sualsiz büyüyor. Bu arada buğday aldım. Gördüğünüz gibi bunlara hep piliç geliştirme veriyordum şimdiye kadar. Artık buğday vermeye başladım. Biraz da doğal beslensinler. Doğal doğal. İspençlerimiz de maşallah böyle güzel güzel olmaya başladılar. Yani kendilerine geldiler arkadaşlar. Yavaştan böyle şekilleri başladı. İspençlerimizin. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ha? Maşallah güzelleştiler. Aldı. Böyle biraz daha büyüsün bunlar. Güzel güzel. Gördüğünüz gibi brahmalarımız da şahane oldu. Renkler falan. Şşt, ne oldu be? Ne var? Ne kalk 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 bağırıyorsunuz. Brahmalarımız şahane oldu. Şşt. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çıkın bakalım. Bunlar buradan çekilmeden çıkmıyorlar. İyi de kalmıştım. Onu hallederiz. Bunu kapat. Maşallah maşallah. Dediğim gibi arkadaşlar brahmalarda şanslıyız bu sefer. Bir tane horoz var, geri kalan hepsi tavuk. Şu horozumuz. Geri kalan hepsi tavuk gibi duruyor. %90 tavuk. Başka horoz olacağını sanmıyorum. Gel. Gel. Şişt. Hadi sen de çık. Sen de çık, kapatacağım bak hadi. Yoksa is. Ne var ne? Gel. Sen de çık, kapatacağım oraya hadi. Vallahi ispençler atlıyor yoksa yukarıdan. Sonra ispençler atlayınca yukarı geri çıkarması zor oluyor. Çıkar mısın? Hadi. Ne oldu be? Hah, salak bak. Çıktıktan sonra da koşa koşa gidiyor. Ne oluyor lan? Şşş. Ne oluyor? Kavga yok bak. Kavga istemiyorum. Tamam mı? Asla kavga istemiyorum. Hadi bakalım. Ha güzelliklerim benim. Hadi çıkar kızlarım hadi. Kavga istemiyorum. Burada da yemliği koparmışlar. Nasıl becerdilerse artık. Fazla da bir hayvan yok ama. Burada da astrolop lohman kırmalarımız var. Ondan sonra lohmanımız burada. Astrolop lohman kırmalarımız var. Lohmanımız burada. Ondan sonra... Splash astroloporozumuz burada. Bunları burada birleştirdik. Çünkü lohmanlara astroloporun yanında çok çiftleşiyorlardı lohmanla biliyorsunuz. Sıkıntı yaşamıştı lohman. Hop, yüze koşinlerimize geldik.
Bu tüyler ne lan böyle? Ha? Bu tüyler ne böyle? Siz niye bu kadar tüy döktünüz? Yüce koşunlarımız da büyüdü. Maşallah. Bayağı güzelleştiler. Tabii bunlar tüy dökecek, yeni tüyleri çıkacak. Ondan sonra daha da güzel oturacak kasaları. Daha güzelleşecekler. İki horoz, 8 tavuğumuz var cüce koşunda. Horozumuzun bir tanesi bu. Diğeri de bu aşağıdaki. Tavuklarımız da gayet güzel, renkleri muhteşem. Bunlar da burada takılıyorlar. Tünemeyi seviyorlar zaten. Hepsi farklı yerde görüyorsunuz. Bunlar da yakında artık yumurtaya başlar diye tahmin ediyorum. Bunlarla cüce koşunlarla bu brahmalar yumurtaya başlaması lazım yakında. Bekliyoruz bakalım. Yakında başlayacaklar diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şunların hepsi tavuk, şu horoz. Bakın bu horoz. Horozumuz bu. Bir tane horoz çıktı içinden. Diğerlerinin hepsi tavuk. Maşallah renkler çok güzel ya, bu blue porselenler efsane renkleri var. Bir maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bakın sonra hayvanlarımıza nazar değiyor. Ne var be? Ne bağırıyorsun? Ne oldu? Bir maşallah demeyi unutmayalım. Hayvanlara sonra nazar değiyor. Bunlar da yakında yumurtaya başlar diye tahmin ediyorum. Gel gel sakin. Bakın hemen elimi attım. Tavuk böyle çöküyor. Çünkü horoz çiftleşmeye geldiğinde de bunlar hemen böyle çökmesi demek ki artık yumurtaya başlayacaklar. Normalde yoksa çiftleşmeye izin vermez. Horoz geldiğinde kaçar. Siniyor yani. Hemen tuttuğunuzda siniyor hayvan, bakın. Bu demek oluyor ki yakında yumurtaya başlayacaklar. Ne oldu? Yakında yumurtaya başlayacaklar demek. Bakın. Bak. Hemen sindi, gördünüz mü? Bak. Hemen siniyor. Yani çiftleşmeye hazır hayvanlar. Çiftleşmeye hazırlar. Bu da demek oluyor ki artık yavaştan yumurta yapacağız biz diyorlar. Hadi bakalım, bekliyoruz yumurtalarınızı. Renklere bakar mısınız ya? Desene bakar mısınız ya? Renkler, desenler efsane. Hadi bakalım gencolar. Sen niye oraya saklandın lan? Salak. Hayırdır? Kimden korkuyorsun? Ne işin var orada? Çık bakayım oradan. Oradan büyük ihtimalle bahçeden bir şeyler koparıp yiyor. Ondan oraya girdi. Burada da anaç. Anaçlarımız var. Brahmalarımızın anne ve babaları var burada da. Seneye sezonda bu alttan gelenlerle çalışacağız. Devam edeceğiz. Onları sahiplendireceğiz arkadaşlar. Bunlar bir yumurtaya başlasın. Olmazsa bunları onların yerine alacağım. Bu brahmaları oraya koyacağım. Onları da sahipleneceğim diye düşünüyorum. Burada da şöyle gördüğünüz gibi çuvallarımız var. Buğday aldım. 3-4 çuval. Artık böyle yumurta yemiyle de buğdayı karıştırıp vereceğim hayvanlara. Zaten daha önceden de o şekilde yapıyordum. Sadece yumurta yemi vermek istemiyorum. Sonuçta bu yumurtaları kendimiz de yiyoruz. Bazen. Doğal, biraz daha doğal olsun. Hayvanlar buğday değsin. Değil mi lan? Hadi siz burada gezinin bakalım. Hı? Tamam. Bekle bir saniye, bekle. Evet, tavuklarımız her zamanki gibi burada hemen ağaç gölgelerinin altına gelmişler. Havalar biraz düştü İzmir'de. Eskisi kadar sıcak değil. Ama yine de güneş yakıyor arkadaşlar.
Ben beyaz tenli olmama rağmen karardım artık böyle. Bayağı bir rengim değişti. Astrologlarımız da bu şekilde takılıyor. En son çıkım aldığımız biliyorsunuz astrologlar vardı 18-19 tane. Onları kendime ayırdım. Onları kendimize büyüteceğiz. Çünkü biliyorsunuz sıcaklarda da 2-3 tane hayvan kaybettik. Sıcaklardan dolayı. Maalesef. Biraz hayvanlarımız azaldı. Böyle buralarda takılıyor bunlar da. Akşama kadar geziyorlar. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bak buraları yumurtlamayın ha. Yani hayvanlar Allah'tan bizim hayvanlar biraz akıllı arkadaşlar. Asla dışarıya yumurtlamıyorlar. Hemen gidip kendi kümeslerine, folluklarına yumurtluyorlar. Dışarı pek yumurtlama gibi alışkanlıkları yok. Zaten yumurtlayacağı zaman da geliyor bu kapının önünde böyle geziyor burada anlaşılıyor. Kapıyı açıyor hemen giriyor yumurtluyor. Gördüğünüz gibi. Yakında güzel bir projeler var buraya. Böyle paletten dediğim gibi bir şeyler yapacağım kümes gibi. Ama biraz daha havaların ısısının geçmesini bekliyorum. Biraz daha serinlesin havalar. Çünkü bu güneşin altında çalışmak çok zor. Sıkıntı mahvediyor arkadaşlar insanı. Biraz daha havalar serinlesin. Oraya böyle paletten çok güzel bir şeyler yapacağız. Nasıl çağırıyor tavukları Oruz? Yavaştan da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.